Dara mahallemizde hem Dara antik kentin kalıntıları ve kalıntılarla ilişkin yapılmış olan Kültür Bakanlığımız, Mardin Valiliğimiz, İl Kültür Müdürlüğümüz ve Mardin Müzemizle beraber yapılan çalışmaları bugün kamuoyuna açıklamış olduk. Tabii yıllardır Dara yerli ve yabancı birçok turisti misafir ediyor. Ancak hem bugün muhtarla görüştük, altyapıda hangi iyileştirmeler yapabiliriz diye. Hem de taş ocakları, antik taş ocakları, hem antik mezarlar, hem sarnıçlar. Bunlara ilişkin yapılan faaliyetleri de bugün itibariyle halkımızın istifadesine sunmanın programını gerçekleştirdik. Dara mahallemiz ve buradaki bu tescilli olan kültür varlıkları gerçekten ülkemiz için bir hazine değerinde. O nedenle de Mardin'e gelen bütün misafirlerini burayı görmelerini arzu ediyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımız yine Müze Müdürlüğümüzün gözetiminde valilik koordinasıyla İl Kültür Müdürlüğümüzle beraber devam edecek. Eleman desteği vereceğiz müzemize. Maddi destek verilecek. Ona göre de yapılan zaten bir program var. O program inşallah güzel bir şekilde uygulanacak. Müze haftasının açılışını Dara'da yaptık. Müze haftasının açılışını Dara'da yapmamızın nedeni Dara'daki değerleri dünyaya tanıtmak, halkımıza tanıtmak. Genç turistlerin buraya da gelmelerini sağlamak içindi. Bu Dara gibi birçok daha bizim bakir alanlarımız var. Yeryüzüne çıkacak daha çok alanlarımız var. Mardin kültür açısından çok geniş bir şehir. Bu kültürü aynı şekilde sanatla da birleştirerek, turizmle birleştirerek, etkinliklerle birleştirerek daha çok artırmak istiyoruz. Dara şehri milattan önce 3. yüzyıla dayanan bir tarihe sahip, eşsiz bir tarihe sahip, eşsiz bir öneme sahip. Maalesef 40 yıldır 1. derecede sit alanı, çok büyük hizmetlerden faydalanamıyoruz. İlk etapta büyük şehrin olma ispatı, ya koruma amaçlı imar çalışması olması sebebiyle, önümüzü görmemiz sebebiyle bugün bir girişimlerde bulundu. Misafirlerimiz geldi. Turizm haftası, müzeler haftası sebebiyle yoğun bir ilgi gördük. Kendi taleplerimizi dile getirdik. Olması gereken ihtiyaçlarımızı
başkana, büyüklerimize arz ettik. Umut ediyoruz ki bundan sonra hem memleketimize hem bölgemize huzurun gelmesi, terörle değil de turizmle anılması, halkın burayı sırf turizm amaçlı gelip görmesi, gerçekten bölgenin terör bölgesi olmadığını dile getirmesi, huzurun tek batıda olmadığı, doğuda, güneydoğudaki tarihle beraber birleştiği, hepimizin kardeş olduğu, öyle bir memlekete sahip olduğumuzu dile getirmek istiyorum. Bu sebeple de teşekkür ediyorum. Şu anda hemen arkamızda gördüğünüz yerin altında 65 basamakla indiğimiz bir yeraltı sarıcı zindan dediğimiz bir yapı mevcut. Ama maalesef sıkıntısı ne? Hemen görüyorsunuz üstündeki ev. O tarihi dokuya olan o kirliliği vermesi ve bir türlü kamulaştırılmaması devletimizin ayıbıdır. Bütün şehrimizin altında ona benzer yapıtlarımız mevcuttur. Gerçekten bunlar gün yüzüne çıksa dünyanın gezebileceği, dünyanın ilgi duyacağı en büyük tarihi kentlerden birisi olur.